piyasa algılamaları açısından hani geçen yıl ikinci yaşadığımız ikinci yarıya çok benzemeyen bir durumda başladı. Yani rüzgarlar biraz önden esiyor gibi. Daha önce arkamıza almış gidiyorduk gibiydi. Şimdi biraz hava bozuluyor gibi duruyor. Yavaş yavaş dezenfeksiyon süreciyle birlikte faizleri indireceğiz gibi bir şey. O, onun adının bile geçmesi çok diye, olumsuz olur. Ben öyle bir şey yapacaklarına ihtimal %1 bile vermem. Ayut Bey merhaba, nasılsınız? İyiyim, sağ olun. sağ olun. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bir haftanın ardından yeniden birlikteyiz. Şimdi bu hafta ne konuşacağız? Bu hafta Ocak enflasyonunun nasıl e, gittiğini konuşacağız, tahminlerimizi söyleyeceğiz. Artık yaklaştı ay sonuna. E, Ocak'ta çok gelişme oldu enflasyon açısından, en sonunda bütçe açıklandı. E, bu kapsamda onu da konuşacağız. E, özellikle e, bütçede iki farklı rakamın olması, nakit açığı ve bütçe için farklı olması... E, ...enflasyona dair soru işaretleri yarattı, onu da size soracağım. Ve tabii ki haftaya... Biz yayınımızı PPK sonrası yapacağız. O yüzden PPK öncesi, Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesindeki son yayınımız. Oradaki beklentinizi tekrar alacağız son gelişmeye göre. Derin ve istiyorsanız enflasyona başlayalım. Ocak ayı enflasyon için oldukça hareketli geçiyor. En son emekli ve memur maaşları da çıkkandı. Zamlar da çıkkandı. Bu hafta içinde bütçe de çıkkandı. Ee, bu iki, bu son gelişmeye baktığınızda Ocak ayı enflasyon nasıl gittiğini görüyorsunuz. Bayağı bir yüksek enflasyon bekliyor. Geçen yıl 6.65'ti ona çok yüksek diyorduk ama onu aratmayacak gibi gözüküyor. Geçer yani, mi? Geçer diyemeyeceğim. Geçmez herhalde. Ama ne bileyim altının altında kalacak gibi de durmuyor. Yani 6 civarı diyelim. 6 6.5 olabilir gibi duruyor. E, neler var dediğimizde tabii en temel şey asgari ücret ayarlaması oluyor. Bu özellikle hizmet sektörlerinde tabii çok asgari ücret dayalı ücretlendirme olduğu için ...bütün fiyatların güncellemesini getiriyor. Hizmet sektörü de çok tabii enflasyon içinde ağırlığı yüksek. Birinci etken bu diyebiliriz. Daha yanına eklenebilecek şeyler de tabii yeniden değerleme oranına bağlı... işte ...akaryakıt olsun, TV olsun o tip yılın başlarında yapılan ayarlamalarda... ...yine yukarı yönlü etki yapacak gibi duruyor... Onun dışında hani dışsal çok bir şey yok. Hani çok petrol fiyatı arttı işte akaryakıt arttı diye diyeceğimiz bir durum yok. Ama daha çok vergisel ayarlamalardan böyle bir etki var. E, bu, hakikaten bayağı bir yüksek rakam. Çünkü böyle 3 liraya doğru bir yavaşlama vardı. Tabii mevsimsel olarak Ocak ayları biraz daha fazla olur. E, onu bekliyorduk zaten. Hani en az 4-5 olur diye düşünüyorduk ama üzerine atması tabii işleri biraz daha zorlaştıracak. Şu anlamda hani bir puan orada saptı diye e, her şey çöp diyemeyiz tabii yani enflasyon tahminleri Merkez Bankası'nda ama sonuçta beklentileri bozabilir. Yani kıntılı onu o. Enflasyon beklentilerindeki iyileşme var biliyorsunuz bir süre sonra. Daha gelecek 12 ay döneme bakıldığında hep iyileşmeye de eğilimine girdiğini gördük. Hatta 41'e kadar e, 2024 sonu için gerilemişti. Buralarda bir bozulma olacak mı? Çok önemli olacak. Yani olsa, o, olursa da bunu terse çevirmek gerekecek gibi diyebiliriz. Bu tabii para politikası açısından da bir tepki verilip verilmeyeceği sorusu da akla getirebilir. Ocaktaki 6-6,5'luk 6 artışla sınırlı kalsa iyi ama hani Şubat ve Mart ilk ilk çeyreği yansımaları da olabilir. Yani o ayları da yükseğe çekebilir piyasa algılamaları açısından hani geçen yıl ikinci, yaşadığımız ikinci yarıya çok benzemeyen bir durumda başladı. Yani rüzgarlar biraz önden esiyor gibi. Daha önce arkamızı almış gidiyorduk gibiydi. Şimdi biraz hava bozuluyor gibi duruyoruz. Yani zor bir süreçten geçeceğiz ama bu geçici de olabilir. Yani bunu sağlamak elimizde. Yani e ekonomi yönetimi veya merkez bankası daha sağlam Bu, durarak aşabilir de bunu. Bunun geçici evet. mi ve yoksa kalıcı mı evet. olduğunu nasıl anlayacağız? Evet. Şubat'ı Mart'ın mı bekleyeceğiz? Yoksa hem ekonomi yönetimini atacağı farklı adıma bunu bizi hissettirecek mi? Bir Şubat'ı bekleyeceğiz bir kere. Ama hani ne yapılabilir diye baktığımızda biraz orada da 50 kolunu bağladığını görürüz Merkez Bankası'nın. Yani şöyle ki gelecek hafta işte yapılacak artışa ilişkin beklenti 250 bas yani Uzun süredir anketlere de yansıdı. Ve son. Ve son diye şey yapılıyor. Şimdi bunu niye böyle söylüyoruz? Çünkü verilen mesajlar önünde. Yani deniyor ki işte sonuna yaklaştık. Çok en kısa zamanda tamamlanacaktır deniyor. Ondan dolayı böyle. Yoksa değiştirecek bir iletişimde bulunmadı şu ana kadar Merkez Bankası. Yani bunu farklı yabancı yatırımcılarla konuştu. Aynı şekilde orada da farklı bir şey söylemedi. Ve şimdi artık toplantıya tabii sınırlı bir süre kaldı. Sessizlik dönemine de girdi. Artık bir iletişimi olmayacaktır Merkez Bankası'nın. Zaten çok sınırlı oluyor da. O yüzden böyle... Gireceğiz toplantıya ve muhtemelen karar böyle gelecek ama ne yapabilir? Metinde. He, metinde bize ileri dönükte bir şey söylemesi lazım. Hani tamam bu son diyebilir. Şöyle bir şey dese daha iyi olur diye düşünüyorum. Hani yaptık bunu gerekirse hani ilave sıklaşma yapabiliriz gibi yönü yukarıda tutan e, bir hmm. ifade eklemesi fayda olabilir. Hani Fed'in yaptığına benzer veya geçmişte de Merkez Bankası'nın bu tip sinyallemeleri olmuştur. Böyle bir şey yaparsa iyi olur. Ama bunu yaptı diye illa bir artış daha görür müyüz? Bilemeyiz. Onu ver, o gelişmelere bağlı. Enflasyon beklentisini ne kadar bozulacağına bağlı. Aslında onu da biraz göreceğiz. Yarın piyasa katılımcı anketinin aylık şeyini göreceğiz. E, bakalım orada işte Ocak, Şubat, Mart enflasyonları nasıl bekleniyor. E, yıl sonu e, 41 demiştim o yükselişe mi geçiyor? Onu takip eden ay ileri dönük enflasyon yükselişe mi geçiyor? Bunlar hepsi bir done olacak Merkez Bankası açısından. Bu toplantıyı oturduğunda Merkez Bankası 25 Ocak toplantısına oturduğunda 8 Şubat'ta yayınlayacağı enflasyon raporu da aslında büyük ölçüde çalışılmıştır diye düşünüyorum. Çünkü çok arada büyük bir süre yok. Enflasyon tahminlerinde e, ki bu yıl için 36 ve bir sonraki yıl için 14'tü. Bunlarda bir güncelleme olup olmadığı da çalışılmıştır. Yani netleşmiştir. Evet. Toplantıya girerken karar buna dayanarak da alınacaktır. O yüzden hani Şahin bir sürpriz ihtimali daha iyi, daha yüksek gibi duruyor. Metinde Şahin Evet, Şahin oldu. oldu. da evet. Güvercin oldu. Olmaz mı? He, çok merak Yani Fagiz'e atışı bitti. İşte bir süre şey böyle devam edeceğiz. Sonra hani yavaş yavaş işte dezenfasyon süreciyle birlikte Fagiz'e indireceğiz gibi bir şey çıktı. O, onun adının bile geçmesi çok olumsuz olur. Ben öyle bir şey yapacaklarını ihtimal %1 bile vermem. Niye vermem? Çünkü Son şeyde de şöyle diyordu, sonuna yaklaştık ama gerektiği müddetçe korunacaktır bu duruş diyordu. Şimdi bunu bir ay içinde bu duruşu hani gerektiği, düşürmeye gerektirecek bir şeye çevirmek doğru olmaz. Yani ben böyle bir şey beklemiyorum. Ya şahin olacak ya daha şahin olacak yani. Aynen. İki ihtimalle. Evet. Yakın geçmişe baktığında ekonomi yönetimi seçimden sonra değişti ve Temmuz sonuna kadar işte esasında küçük adımlarla gitti Merkez Bankası bu başkan yardımcılığı değişene kadar. Ve hatta e, atıp Temmuz sonuna geldiğimizde Temmuz'da şey konuşmaya başlamıştı. Bu yine yeni ekonomi yönetiminde e, kredisi, piyasanın açtı, kredi yavaş yavaş tükeniyor. Yani bir şey yapması lazım. Yani ...bu bu adıma çok yetersiz diye orada ciddi bir kırma gördüm. Ondan sonra hem politika faiz çok hızlı attı hem de normal yaşım adımla, sade yaşım geldi. Şimdi yavaş yavaş bir şey yapması lazım. Yani bu mevcut sıkılaşma adına tamam ama yeterli olmuyor. Yani daha başka bir şey yapılması lazım enflasyon mücadele için. Veya işte normal geçme belki bütçe kısmında işte para politikasına belki de. Ee, siz de böyle bir sıkışma görüyor musunuz? Yani bir noktaya geldik ve o da tıkandık mı? Yoksa olması gerektiği gidiyor. Yani e, tam böyle havlu attık ve işte hemen acil bir şey öyle değil ama... Hani ben de onu anlatmış çalışıyorum an Rüzgarlar biraz terse esiyor. Şimdi zor bir süreç. E, bir şeyler yapılması da gerekiyor. Yani şu anlamda belli tık tıkanmalar oluyor yani belli bir yere getiriyorsunuz e, faizi e, tasarruf dengesini sağlıyorsunuz e, bu hikayenin ana şeyi ne temeli... hani aslında dayandığı çatı diyelim e, dezertifasyonun e, kalıcı ve sürekli hale gelmesi bir bir de bunun iş talep dengelenmesi de sağlanması o tarafa baktığınızda... ...oldan emin olamıyorsunuz gerçekten inflasyon e, aşağı gitmeyecek bir büyümede e, aşağı var mı ve dezenflasyonda o süreklilik sağlandı mı konusu hep sorgulanıyor. O yüzden bunun sorgulandığı bir dönem değil. Sorgulanmaya devam edelim. Bir iki ayda bunu göreceğiz. Bütçe açığı açıklandı 2023 ye. Bütçe açığı yani tahakkuk açık ile nakit bütçe arasında bugüne kadar görülmemiş bir fark. Herkes de bunu konuşuyor zaten. Evet, bütçe açığı 1.40 trilyon lira yaklaşık. Nakit bütçe açığı ise 626 milyar lira çok ciddi fark var. Neyse ilk katı. Ve bütçe tahmini, bütçe açı tahmini çok değişti. Şimdi zaten siz gerçi en son yayında ilk kitle fazlalığını da çok da abartmamak lazım demiş, demiştiniz ama... ...bu tabii yakın veya orta vadede yani 2024 yılın bir ay yer yerinde ilk fazla fazlalaşacağına dair bir sinyal. Bu farkın yarattığı risk ne Ve ne demek tabii ki? Biraz da onu anlatırsanız seviniriz. Muhasebe kayıtlarındaki farklılıktan kaynaklanıyor. Hazinenin bir nakit denge şeyi var ki o ödeme veya taslat esaslı, maliye ise tahakkuk esaslı. Yani tahakkukta bir şeyin hani resmileşmesi gibi okuyabiliriz. Ama maliyede her resmileşen gider illa ödenmiş olmuyor. Nakit çıkışı olmayabiliyor. Daha sonraki dönem olabiliyor. Öyle bir farklılık. Şeyde ise azine ise her türlü kendisine gelen ödeme emrini yani giriş ve çıkış olarak onu nakit şeyine yansıtıyor. Böyle bir farkın ...belirgin olması, yıl geneli için işte 725 milyar falan bir fark var... ...olması ise şunu gösteriyor. Maliye yüksek olurken nakitin düşük olması da nakit sürenin gerçekliğini anlayıyor. Bunun bir gerçekleşeceği anlamına geliyor. O ödenekleri yıl sonunda kullanmazsanız yanmış oluyor ödenekler. Kullanmış olalım diye yapılıyor. Çünkü yani o ödeneklerinde büyük ölçüde AFAD'la ilgili olduğu veya deprem ile ilgili olduğunda onu gösteren kalemde 620 evet. milyon alan gibi bir artış vardı. O da onu gösteriyor. Şimdi paniklememek lazım. Çünkü şöyle tarafı da var. Onunla ilgili gibi gözüküyor. Onunla ilgili olduğu için bu genele yayılan bir nakit enjeksiyonu gibi olmayabilir. Yani veya çok hızlı bir şekilde depremle ilgili yapılacak Nakit çıkışlarının illa da yerel seçimlere yönelik ilk çeyrekte olması da gerekmeyebilir. Çünkü o bölge ve Türkiye geneliyle ilgili bir şey değil. Yani öyle de iyi tarafından da bakabiliriz. Şöyle bir gerçek de var. Takip etmek lazım. Eğer onun hızlı bir şekilde yerel seçim yönelik taktik olarak yapıldıysa o zaman hızlı bir şekilde hazinenin Merkez Bankası'ndaki mevduatın hızlı bir şekilde azaldığını hani Ocak, Şubat, Mart falan görürüz. E, o hem borçlanmaları etkiler hem likiditeyi arttırır sistemde. Bunlar en ufak şeyleri olur. Bir de tabii sistemde çok hızlı bir şekilde o 700'lük şey görürsek bir anda ilk 3 ay içinde dezenflasyonla ilgili ters bir şey olmuş olur. Yani biraz daha para sistemdeki para dolanımdaki para artacağı için biraz zorlayan bir şey olur. Böyle bütün yıl boyunca takip edeceğimiz bir konu değil. İlk aylarda falan bakacağız buna yani öyle bir, büyük bir şey oluyor. Ama yani bu aya başladığımızda af düşmeye başladığını gördük ama bunlar hep normal hareketler zaten. Çünkü vergi tahsilatları ay sonunda oluyor. Ne kadar gerçekte düşüş olduğunu ancak ay sonunda anlayacağız. Bunları takip edeceğiz. Peki bu emekli ve memur yapılan zam ekonomi politikası açısında. Şimdi biz asgari ücretin tek zam yapılacağı bu sene açıklandı zaten. Bu memur emekli zammı da görünce bu konuda gerçekten yani ücretler üzerinde bir eskisi gibi olmayacağını mı anladık? Yoksa yine ücretlere hani son bir iki sene gibi hani zam periyodu, zam temposu devam edecek misiniz? Evet kritik bir konu tabii. Siyaset de, de iyiyim tabii. 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 Yani bu ...şey düşündürüyor tabii. Hem asker ücretin hani... konuşulandan biraz üst sınırına yakın olması... ...hem sonra... ...öteden gelen bir... ...bu farkın işte emekliyle... E, ...kamu emeklisiyle diğer emekliler arasındaki farkın... ...biraz... ...hani e, çok önce konuşuyorduk ya... E, ...genel seçimlerde popülizm olur mu falan... ...değil. O boyutta değil ama... O, o ...bir de. parça olduğunu göster düşündürüyor. Yani demek ki... ...yerel seçimlerde hani e, iddialı olduğu... Bu sefer daha iyi dal oldu diyelim İstanbul Ankara gibi çok rahat olmadığını ve gerekli gerekirse programdan biraz taviz verebileceğini düşündürüyor. Bir maliyeti var çünkü mesela 200 milyardan yani, tam çok ciddi bir şey değil ama e sonuçta zaten 2 trilyonluk bir çocuğu koymuşuz ama o 200 daha ona ekliyorsunuz. 200 daha ek. Ufak ufak buna daha da Ocak'tayız yani buna daha panik olmanız durumunda bir sürü şeyler de eklenebilir. Yani onu mu düşündürdü bana? Ama geçmişten kadar büyük bir şey yoktu. değil. Şu anda yani. değil. Daha denge yani. Evet. En azından bir Ama o da bir Erdoğan önemseyecektir. Yani çok önemseyecektir. Ee, özellikle İstanbul'u almayı. O yüzden anketlerde daha adaylar da belli oldu. Şekillendikçe e, duruma göre bunu gerektirecek ya yani yeni yeni hamleler gerektiren evet. şeyler. Bu hafta rezervlerde ne göreceğiz? Giriş var mı, çıkış var mı? Rezervde bu hafta artacak. 0.2 gibi bir artış olacak. 130.8'e yükselecek. Ama e, net rezervler, net uluslararası rezervler e, düşecek. 2.8-2.9 düşebilir. Onda e, bir düşüş var ama büyük ölçüde e, swap işlemlerinden kaynaklanıyor. Yani bankalarla olan swap baya bir gerileme eğilimindir süredir. Bu da net rezervler özellikle aşağı çekiyor. Bunu göreceğiz. Ama bunu daha doğru bir şeyle, hani bu Merkez Bankası açısından nasıl bir şey işaret ediyor Net olarak o hafta döviz aldım mı sattım mı ki bir önceki hafta 2000'e yakın sattı. Son iki haftada satıyor değil mi? Anlaşılıyordu evet aynen. 12 Ocak haftası öyle olmamış gözüküyor. Ufak da olsa 07 gibi bir alım yapmış gibi duruyor. Bu önemli buna bakacağız hep çünkü kuru politikasında da şöyle bağlayabiliriz konuyu şu anlamda. Piyasada hani hep şey algısı oluşuyor. Biz bunları zaten ben bunu uzun süredir anlatıyorum hani net bakıyoruz işte satıyor mu satmıyor mu kuru tutmak için mi. Yap? Şimdi bir dönem bunu yaptı kuru tutmak gibi ve onların sonrasında ceremesini ödedi yani seçim sonrası işte kuru yükseldi falan. Şimdi öyle bir şey yok yani algılama öyle olmasın. Hani tam tersi olarak da tut. yani satarak kuru baskılamıyor şu anda. Hani onu söyleyemeyiz çünkü aralık ayında gördük. 13-14 milyar dolar aldı yani nette aldı. Gerçekten flow olarak bayağı bir yabancı girişi ve işte ee, do ters dolayısıyla Böyle bir şey oldu. Hatta tam tersi kuru e, almasa düşük olurdu. Yani bunu o yüzden hani bunlar böyle dinamik süreçler. Hep aynı yorum olmaz. Ama bunu takip ediyoruz ki acaba işte satışa tekrar döner mi? Kur artışları işte çok e, enflasyonun altında mı e, gidiyor? Bunu yapmak için çok rezerv mi kaybediyor? Bunu izlemekte fayda var. Çünkü böyle bir şey olursa çünkü aynı sorular hep gelecek. Siz de soracaksınız veya her yerden zaten. İşte yağ seçimler, evet. kurs seçimler. Kıs, aynen. Yani bunu söylemek için, yani bunu olacak demek için bir dönem yok şu anda. Ama işte bunların hepsi kötüye doğru giderse o zaman o risk artar. Tabii. Baskılanma gibi bir şey olursa. Böyle bir şey yok. Şu anda kur artışları ocakta hızlanmış durumda. Ha, enflasyonu yakalayacak mı? Zannetmiyorum. 6 Altı, tamam mı? Öyle dört, beş, olsa olsa olur gibi gözüküyor. E, o da bir denge sağlıyor piyasada. Piyasada o hesabını hala çok bol bozmuyor hesabını. Çok da rahat da değil yani çok da Hele ki o mevduat haberleri falan işte mevduat faizi şu kadar düştü geriliyor mevduat bu süreklilik arz ediyorsa oradaki dengeleri de zorlar. Çok teşekkür ederiz Bey çok sağ olun. Haftaya PPK'dan sonra bir yayınımız olacak yine her zamanki her perşembe olduğu gibi. Çok teşekkür ederiz kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.